Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün katmer börekler yaptım. Umarım sizler için hazırlamış olduğum videoyu büyük bir keyifle izlersiniz. Evet, böreğimi öncelikle içine yaparak başlıyorum. Tencereme 2 dolu yemek kaşığı zeytinyağını ekliyorum. Üzerine 2 tane küçük boy soğan ekliyorum ve kavuruyorum. Evet, soğanımı gayet güzel bir şekilde kavurdum. Şimdi bir tatlı kaşığı tuzunu ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı toz kırmızı biber kullanıyorum renk vermesi için. Evet, 4 tane büyük boy veyahut da 8 tane küçük boy patatesleri haşladım, rendeledim. Şimdi onlara da soğanlı karışımımı ekliyorum. Evet, içim gayet güzel bir şekilde hazır. Şimdi içimi soğumaya bırakıyorum. Evet, böreğimin hamurunu hazırlamak için bir su bardağı ılık suyumu yoğurma kabıma alıyorum. İçerisine bir dolu yemek kaşığı şeker ekliyorum. Bir paket kuru instant maya veyahut da ben bugün yaş maya kullanıyorum. Mayamızı böyle ekliyoruz içerisine. Daha sonra birazcık karıştırarak 20 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi mayam güzel bir şekilde kabardı. Şimdi içerisine 1 su bardağı yoğurdumu ekliyorum. 1 su bardağı da sıvı yağımı ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 ml. Ve unumu sizler için ölçerek koyacağım. Öncelikle 3 su bardağı un koyacağım. Daha sonra gerektiği kadar ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. Evet, bu karışımı yoğuruyorum şimdi. Dördüncü bardak unumu ekliyorum. Bir bardak daha ekliyorum. Toplam 5 bardak un eklemiş oldum. Evet, hamurum gayet güzel bir şekilde toplandı. Toplam 5 bardak un kullanmış oldum. Evet, hamurumun kıvamı gayet güzel. Şimdi hamurumun üzerine örteceğim ve ılık bir ortamda mayalanmaya bırakacağım. Evet, hamurum gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi hamurumu 6 tane beziye ayıracağım. Evet, bezelerimi oklava yardımıyla açacağım. Evet, hamurumuzu bu şekilde açıyoruz. Eritmiş olduğumuz 125 gram tereyağı ve margarinden arasına sürüyoruz. Bu şekilde her tarafını yağlıyoruz. Daha sonradan da karşılıklı iki kenarını kapatıyoruz. Bu katlarına da tekrardan yağ sürüyoruz. Sırf tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben ağır olduğunu düşündüğüm için yarı yarıya kullanıyorum. Evet, bu şekilde katlıyoruz. Ve daha sonradan da şu şekilde, bohça şeklinde katlayıp şöyle bir kenara alıyoruz. Evet. Evet, ben tüm bezelerimi bu şekilde hazırladım. Şimdi onları birazcık buzdolabında yağlarının donması için bekleteceğim. Evet, üzerlerinde kurumasını bu şekilde sketch filmle kapattım. Yarım saat bu şekilde buzdolapta bekleteceğim.
Evet, bezelerimi bu şekilde buzdolabında beklettim. Gördüğünüz gibi bu şekilde de birazcık daha mayalandılar. Evet. Yağlar da gayet güzel bir şekilde donmuş. Böreğimi dikdörtgen bir şekilde açacağım şimdi. Fazla büyük olmayacak şekilde bu kadar açtım böreklerimi. Şimdi hazırlamış olduğum içi bile altı parçaya böldüm bu şekilde. Şimdi uzun kenarını ince bir şekilde yayacağım. Evet, bu kısmına içimi şu şekilde yayıyorum. Evet. Daha sonradan da rulo şeklinde sarıyorum. Çok sıkmadan. Daha sonradan da önce ortadan kesiyorum. Eşit miktarda olmaları için. Daha sonradan da ikişer parmak aralıklarla şu şekilde kesiyorum. Evet, böreklerimi bu şekilde hazırlıyorum. Ve yağlı tavuklarımı tepsime yerleştireceğim. Şimdi diğer bezelerime de aynı işlemi yapacağım. Evet, ben böreklerimi bu şekilde hazırladım. Bu yaptığım ölçüden bu şekilde iki tepsi çıktı. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı ve çörek otu serpiştireceğim. Daha sonradan da 180 dereceli fırında pişireceğim. Üzerlerine de isterseniz çörek otu, isterseniz susam ya da hiçbir şey serpiştirmeyebilirsiniz. Ben şöyle birer tutam çörek otu koyuyorum. Evet, böreklerim bu şekilde hazır. Şimdi 180 dereceli fırında pişirmeye götürüyorum. Arzu ederseniz bu şekilde derin dondurucuda dondurabilirsiniz. Daha sonra üzerini streç filmle kapatıp istediğiniz zaman çıkartıp hemen fırında pişirebilirsiniz. Evet, ben şimdi hemen pişirmeye götürüyorum. Evet, gördüğünüz gibi böreklerim gayet güzel bir şekilde kızardılar. Ve şu an servise hazırlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.